Arkadaşlar hepinize merhaba. Üretmiş olduğunuz sızma koruma demirin nasıl montajlandığına dair bazı teknik bilgiler vereceğim. Öncelikle bağlantı demir şu şekilde gelecek. Şöyle yakından alırsak. Bunun için arkasına herhangi bir vida takmanıza gerek yok. Motorumuzun sağ tarafındaki 3 adet gördüğümüz yere montajını yapacağız arkadaşlar. Bu bağlantı yerinin demir diyor. Evet, bu şekilde sıkacağız. Evet arkadaşlar, bağlantı kulağını taktık gördüğünüz gibi. Şimdi koruma demirinin yerine montajını göstereceğim. Şurada 4 adet pul gelecek. Koruma demiriyle birlikte. İkisini öne koyuyorsunuz. Şu iki taneyi de arkaya koyuyorsunuz ki bu iki koruma demiriyle bağlantı parçasının arasındaki 2 mm'lik boşluğu doldurması amaçlı. Gördüğünüz gibi gayet rahat elle sıkabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu yerine yerleştirdikten sonra komple sıkmıyorsunuz. Şöyle gevşek bırakıyorsunuz ki eğer bunu buradan şu an sıkarsanız alt bağlantı kelepçelerinde sorun yaşayacaksınız. Onları yerine takmakta zorlanacaksınız. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şuradan bunu vidalayıp ikisini birbirine vidalayarak somunlarını takarsanız bunu yerine geçmeyecektir. Önce bunu yerleştiriyorsunuz. Sonra diğer parçayı. Tuz koyalım. Tabi bu arada montaj için bize gerekli olan 2 adet 13 lokma olursa daha iyi olur. Düz anahtarla biraz zorlanabilirsiniz. Ön cıvatı somunlar için 2 adet 14 lokma olursa tabi yine daha stabil, daha güvenli montaj olarak olacak. Ön için 2 adet bir düz ağız 14, bir lokma 14. Altlar için 2 adet bir düz 13 ya da lokma 13 olması montajınızı gayet kolaylaştıracak arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hemen ilk etapta sıkmıyoruz. Kullarını yerleştirelim. Gücü bıraktı, benden uğraşıyor şu an.
durup bıraktık arkadaşlar. Evet, burayı da tuturduk. Şu şekilde oynamalı arkadaşlar. Çünkü üstten sıkarsanız ya da bu taraftan sıkarsanız diğer karşı tarafta sorun yaşayacaksınız yerini oturtmak için. Çünkü koruma demiriyle şasi bağlantı yerinin arasında yaklaşık yarım santim boşluk oluyor iki tarafta. Onun için hareket imkanı biraz mümkün olduğunca serbest tutmak gerekiyor. Evet, diğer tarafı geçeceğiz. Diğer tarafın bağlantı yeri de yine sağ taraf gibi. Şunu vidalayıp şu şekilde şasiye geçirmiyorsunuz. Sadece tek tek geçirip vidalarını sonradan takıyorsunuz. Şu anlık bu kadar. Boşta kalan yerlerin montajını tamamladık. Daha sıkmadık. Şimdi burada önemli bir hassas nokta var. Yukarıları hatırlıyorsunuz. Gevşek bırakmıştık. Şu radyatörle olan simetrisini ayarlayıp görüyorsunuz şöyle şu şekilde sağa sola bu esnecektir aşağıda. Çünkü aşağılar gevşek. Şu şekilde simetrisini ayarlayıp bunu sabitliyoruz. Burayı da güzelce sıktıktan sonra aşağıları yavaş yavaş sıkacağız. Tamam. You remind me.